Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Güvercinlerimizi uçurmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, daha önceki videolardan takip edenler bilir, 3-4 tane kuşumuzu uçuruyoruz. Şimdi bugün havası güzel. Güzel desem de hafif rüzgar var havada ama tabi biliyorsunuz yine karantinadayız. Bu aralar biraz yağmur yağdı. Bayağı bir yağmurluydu havaları. Pek uçurmadık. Zaten pek kuş uçurmuyoruz. 3-4 tane kuş uçuruyoruz. Onları bir kaldıracağız. Şu sabuni yavrularımızı kaldıracağız. Onları hiç kaldırmadık. Onları bir deneyeceğiz. Mesela şu kuştan başlayalım. Şurada bir kuşumuz var. Şunu bir uçuralım. Şu var. Şu yavru. Şu yavruya kesip biraz büyük. Ondan sonra bir tane dumanlımız var. Bu, yok bu değil. Şurada. Şu dumanlı. Bu dumanlı İbrahim abimizin kuşu. Bir bana geliyor, bir ona gidiyor. Güzel bir kuş. Havada bayağı hareket yapıyor yani. Onu da bir uçuralım. Boş vaktimizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Çık dışarı. Pek dışarı çıkmak istemiyor. Onu attı. Bir de kendi dumanlımız var. O da tüylü ama. Hadi bakalım. Çık dışarı. Naz yapma. Yani dumanlımız yerde. Kalkmamış. Hadi hepsi kalkmışsa niye kalkmadı? Şu kapıyı kapatalım. Arkadaşlar. Dediğim gibi karantina günleri gene. Kuşlarımızı uçuralım. Hem size bir bakın. Bu dumanlımız bayağı iyi. Dediğim gibi bu İbrahim abinin kuşu. Bir bize geliyor, bir ona gidiyor. Kendi dumanlımız da taklayı söktü. Susamimiz var bir tane. O da taklayı söktü, sertledi. Bir ön tepe susamimiz bel kırıyor daha. O da iyi yani, uçurursak olacak. Pek de vakit bulamıyoruz uçurmaya. Rüzgar da var arkadaşlar. Artık yaz geldi. Daha dikkatli uçurmamız lazım kuşları. Neden? Çünkü yazın kuş uçurmak zor. Çünkü sıcak biliyorsunuz hayvanları etkiliyor. Bir de bizim bu İstanbul'un havası nemli. Yani böyle nasıl anlatayım size? Hani başka illerden izleyen arkadaşlarımız için. Bu İstanbul'da böyle oturduğunuz yerde terliyorsunuz arkadaşlar. Sıcaktan yani. Nemden dolayı ter yapıyor arkadaşlar. Terliyorsunuz. İnsanı bunaltıyor. Bakın gördüğünüz gibi susamimizin biri bayağı bir baş kaldırmaya başlamış. Bayağı bir çatırdatıyor bakın yukarıda. Pek de net görüntü alamıyoruz arkadaşlar. Kuşlarımız bayağı dikildi. Neredeler? Şuradalar. Yani bakın bu önceki videolarımızda izleyen arkadaşlar bilir, aldığımız vitaminler sayesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız sinekte yani. Yani şu an ben telefon kamerasından gözüktü. Kuşlarımız sinekte uçuyor. Dediğim gibi yazın dikkat etmek lazım sıcak havaları. Hani iyi beslemek, profesyonelce beslemek istiyorsanız böyle yem takviyeleri vermeniz lazım. Bilmiyorum çekiyor mu? Evet çekiyor. Şu an telefonun ekranı parlıyor. Hani yem takviyelerini verdiğiniz zaman kuşlarınızın performansı gördüğünüz gibi bayağı bir topluyor kuşlar. Hani uçuyorlar. Şu an bayağı bir sineğe çıktılar. Telefonla şey yapmıyor. Yağmur da yağıyordu. Hedefimizin etrafına biraz otlara ilaç attık. Ot ilacı attık. Çok böyle upuzun olmuştu arkadaşlar otlar yani. Neredeyse belimize kadar geliyordu. Ot ilacı attık. Hayvanlar korkuyor yani ottan. Böyle kımıldadığı zaman ürküyorlar. Ot ilacı attık. Biraz kuruttuk. Hani hedefimiz şu an iyi durumda. Kuşlarımız iyi durumda. Hani bu sıcaklarda dikkat etmek lazım. Çok böyle aşırı sıcaklarda hayvanı yormamak gerek.
Ha, uçar mı? Uçar. Hani uçmaz diye bir şey yok ama hayvanları yormamak lazım arkadaşlar. Yazık, günah yani. Yormadan hayvanlarımızı böyle serin saatlerde, mesela şu an sabah erken saat, saat 9 falan, karantina uygulanıyor. Evdeyiz. Kuşlarımızı uçuruyoruz. Tabii kuşlarımızı bir görebilsek. Bayağı bir sinekteler. Hani telefonla arıyoruz ama rüzgar da var. Rüzgar da biraz götürüyor ya. Bakın, alçalmışlar. Gördüğünüz gibi. Ama bakın bayağı bir hareket yapıyorlar. Mesela şurada susamımız var. Gördüğünüz gibi kafa kaldırıyor. Dumanlımız da kafa kaldırıyor. Kendi dumanlımız. İbrahim abimizin dumanlısı da bayağı sert. O da bayağı bir hızlı yani arkadaşlar. Bir tek şu ön tepe susamimiz hareket yapmıyor. Taklayı falan çevirmedi gördüğüm kadarıyla. Belki de çeviriyordur. Bakalım, bir izleyelim. Yapacak mı bir şeyler? Susamimiz ya, bizim susamimiz. Hani sıcaklarda hayvanı zorlamayın arkadaşlar. Hele hele şimdi zaten bir de tüye girmeye başlarlar. Yavrular özellikle. Tüy atmaya başlarlar. İnce tüye girerler. Hani hayvanlara yazın böyle kuru kuruna uçurulmaz yani arkadaşlar. Dediğim gibi o yem takviyelerinden vermenizi tavsiye ederim. O yem takviyelerinde videosunu paylaştım. Vitaminleri, işte yem takviyeleri olsun, yavru hapları olsun. Onun videolarını da önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor arkadaşlar. İşte kuşların performansını arttırıp, hani kuşları kendine getiriyor yani. Yardımcı oluyor. Neyse, şundan şöyle uçsun. Biz o içerideki yavru dumanlı sabunlarımız var. Onları bir çıkartalım bakalım. Onlar ne yapacak? Onları da bir görelim. Evet, sabunlarımızda. Bunları yani ilk defa uçuruyoruz desek yeridir. Yanında da bir susamımız var. Hiç uçurmadık bunu. Uçuramadık. Bunları da böyle bir kaldıralım bakalım. Uçmazlar ama. Bu rüzgarda da kaybedebiliriz yani bunları. Bakın yavru alçaktan uçuyor. Belki de konlu bile. Dumanlımız bayağı bir hızlı. Öbür kuşumuz kalktı arkadaşlar, eke kuşumuz. Bakın onu ilk defa uçuruyoruz. Hani ilk defa derken, hani böyle sadece kışlıyorduk, bakın şey yapıyor. Bel bile kırmıyor ya, bakın kanat düzüyor. Kanat yapıştırıyor. Bunun yavrular nereye gitti, onlara bir bakalım ne tarafa gittiler. Bir tanesi burada uçuyormuş sabun yavruların. Ha, şurada bakın. Belmel yapıyor ama uçmuyor yani. Daha öbürü de uçuyor. Bakın şu. Ha, bu da yani ilk defa diyebiliriz yani. Bir iki sefer böyle kışladık. Fazla zorlamadık. Yani ilk uçumlarda kuşları fazla zorlamamak lazım. Neden? Sağa sola atmasın, başka çatıya konmasın diye arkadaşlar. Uçmayabilirler. Şöyle alçaktan böyle şöyle dolaşıp konabilir. Hani biraz sabretmek lazım. Sabrederek olur bu işler. Sabır işi arkadaşlar yani. Biraz hafifte rüzgar, hafifte desem de yani bayağı bir rüzgar var. Bakın ağaçlar maaşlar, otlar sallanıyor. Sıcakta da pek fazla zorlamamak lazım. Bakın yine kayboldu sabun, kim bilir nereye gitti. Yani yavaş yavaş uçuracağız. Dediğim gibi yaz mevsiminde çok dikkat etmek lazım. Fazla zorlamamak lazım. Bunların da bir canı var. Bunların canı zaten küçücük bir can. O yüzden arkadaşlar fazla zorlamadan yazın serinlerde uçurmaya dikkat edelim. Sabah erken saatlerde, işte akşam
biraz daha geç saatlerde uçursak kuşlarımız için daha iyi. O zaman bizi az üzerler. Çok fazla üzmezler yani. Tabii yazın yem takviyelerini de vermek gerekiyor arkadaşlar. Bakın susamimiz kafa kaldırıyor. İnşallah bu susamimiz olacak, dumanlımız da olacak. Ha, sabuni geldi bakın. Ara gidiyor, bir taraflara gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sorun yok. Böyle olması lazım. Daha yeni yeni uçuyor arkadaşlar. Yeni yeni kanat verdik. Bakın heyecanlı ama işte çekiniyor yani. Bakın nasıl deli gibi kanat çırpıyor yani. Yeni kuş oldu, yavru oldu. Nereden belli bakın. Yani şuna. Değişik bir stili var. Olacak arkadaşlar. Yeni yavru uçuran arkadaşlar böyle dikkat etsinler yani. Öyle çok zorlamasınlar. Öyle ilk uçuşta da çok şey beklemesinler. Hata da yapabilir. Çatıya da konabilir. Başka yere de konabilir. Ama önemli olan oraya konduğu zaman alıştırmamak onları. Böyle yavaş yavaş bir tur bir tur bir tur zamanla süresini arttıracak. Başta 1 dakika uçacak. Sonra 5 dakika uçacak. Sonra 10 dakika uçacak. Sonra 15 dakika uçacak. Böyle böyle bakın. Uçmaya alışacak yani arkadaşlar. Neyse bakalım konduralım bunları, iyice yoruldular. Hava sıcak, rüzgarlı. Arkadaşlar videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şunları konduralım buraya. Görüşmek üzere arkadaşlar.